Hayali dünyayı gezmekti. Resim çizme yeteneği adeta gideceği ülkelere bilet oldu. Dünyayı karton bardaklara çizerek gezen Berk Armağan, seyyah olma hikayesini ve ilginç anılarını iyi fikirde anlatıyor. Hoş geldin Berk. Hoş bulduk. Berk'e de sanki böyle şey küçücük mavisi. <laughs> Değilim o kadar ya. Ya değilsin ama Öyle büyük işler. Vallahi harikasın yani. E, şimdi ederim. sen ne yaptın? Biz seni niye davet ettik? Sen çünkü iyi bir fikirle ortaya çıktın. Aslında çok da böyle büyük paraların yokken e, güzel seyahatler yapabilmiş birisin. Anlatsana evet. ne yaptığını. Ya ben e, karton bardakları çizim yapıp satarak dünyayı geziyorum. E, bu olayda e, iki... İki buçuk sene önce başladı diyebilirim. Aha. Ben ilk önce e, otostopla Türkiye'nin batı yakasını gezdim böyle hani o zaman yine para yok böyle ucuz e, bütçelerle kendime bir şey çıkartmaya çalışıyorum. Zaten otostop yapmamın sebebi de bu. E, o Yani İstanbul'un dışında bir yer görmemiştim ben daha o kararı alana kadar. Sonra 20 şehir falan gördüm. Daha sonrasında işte e, okul başladı falan. Ben e, sınırlarımı daha da genişletmek istedim. Hı hı. E, merak saldım. Ve bu fikir o şekilde geldi. Bu fikir, de bu bardak olayını da şeyle yaptım ben Bunlar ilk olarak. karton bardak değil mi? Aynen. Evet. E, arkadaşıma hediye olarak yaptım. Hı. Ya biliyorsunuz ki artık kahve sektörü her yere yayılmış yayılmıştır. Çok durumda doğru. ve çok popüler bir şey. Hı hı. E, benim yakın arkadaşımda da e, kahve müdavimi öyle söyleyebilirim. Ona hediye olarak yaptığım özel bir şeydi. Onun arkadaşları da falan çok beğenmişti böyle hani inanılmaz yorumlar gelmişti. Ya çok bence o çok yeteneklisin, aklıma, çok evet, başarılısın. Yani çizim yeteneğin yüksek, üstelik de hani bunları böyle düşünmek çiz, Ay çok Hı -hı. güzel ya, çok güzel yapmamış mı Allah güzel, aşkına? Gerçekten fotoğraf gibi. Evet bu şey mi? Bu sulu boya ne ki bu? Ee, marker kullanıyorum bunlarda, sulu boya kullanıyorum, bir de teknik çizim kalemleri kullanıyorum. Evet. Ve e, resim eğitimi almaksızın bu evet. kadar yetenekli Öyle olmasını endimeli. Aslında no. bir Türkçe öğretmeniymiş. Evet. Üçüncü sınıf Türkçe öğrencisiyim ama. Harika. Bunları satıyorsun. Evet. Kaça satıyorsun? Yani bunlar satılmayan şeylerin de yani ha, benim koleksiyonumdan ya. aslında şeyler ha, ben bunlar bardaklar. Ben de de getirdin zannettim bize. <laughs> bu mesela bir <laughs> tanesini. <laughs> 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 bu arıyorum <laughs> hangisinde benim resmi var mı? Diye bulamadım Not vallahi. Mısır'dan yok, oradan yok. <laughs> Fransa'ya gittim ama orayı görmek nasip olmadı. Şey, bu Instagram'da en çok beğeni alan. Evet e, gerçekten güzel çıktısın. Bak. Bunun ayrıyetten içinde şey var. Yani mor ışıkla görülen şey var. Burada atatürk çıkıyor mor ışıkla yansıttığımda ama. Şu an o yapılamıyor. Yani Çok gönderiden baka, bakabilirsin. Peki seni nasıl bulacağız? Bu bardakları madem hediye getirmemişsin, almaya kalksam kendim <laughs> nasıl alacağım? Ben bunları seyyah art adıyla paylaşıyorum. Seyyah art. Onu da açıklayayım size. Çünkü önemli bir şey. <laughs> ee, amacım seyahat olduğu için hani böyle özel bir fikir buldum. Ee, ben bunu yaparken seyyah oluyorum. Hani evet. onu düşünerek şey yaptım. Art zaten sanat anlamına geliyor İngilizce. Ee, Seyyahattan da R'yi çıkartınca... Asıl amacım ortaya çıkıyor böyle hani biraz Türkçe öğretmenliğinin verdiği şeyle böyle kelimelerle biraz oynadım. Hı. Böyle bir şey buldum kendime. Bayağı da güzel oldu yani böyle yürüdü. Bence çok güzel. Bunu çok da başarılı. bahsedeyim. Ee, bu da yeni projem. Ee, İzmir Saat Kulesi. Saat Kulesi. Evet şu an e, restorasyonda ama ben bu projeyle hani memleketimin çizgileri ismini verdiğim bu projeyle Türkiye'nin 81'indeki böyle her şehre özel e, simgeyi çizip ...insanlara şey yapmaya çalışıyorum. Hani böyle yansıtmaya, evet. oraların hikayelerini vermeye. Çok yani, güzel düşünmüşsün bence. Böyle bir şey yapıyorum. Yani bunlar böyle satın alınıp... Aha, ee, o da kendim. ha, -ha. ha Yıl başında çizmiştim. Harika. Ya bana şey istekleri çok geliyor. Hani beni çizer misin falan. Ben de kendimi çizdim. Tabii belli bir ücret karşılığı neden olmasın değil mi? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok beğendim. Harika. Teşekkür bir kere ederim. şey. E, yani hani genç bir insanın, genç bir adamın... Genç bir öğretmenin e, gezmek görmek adına hem sanatı için içine katması hem e, böyle kalıcı bir şey yapması ve buradan kazandığıyla e, üstesinden gelmesi. Çünkü seyahat kolay bir şey değil pahalı. Evet. E, bence hem destek olmaları açısından hem de böyle güzel bardak. Bence çok güzel olmuş bunlar. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. O da Botero'nun eseri. Evet, Botero'nun onun tombik tombik. <laughs> Evet, çizimleri. Sohbet ne yapmıştı biliyor musun? Botero deyince Botero'nun e, müzesine gittik e, Kolombiya'ya gittiğimizde. <laughs> Bütün resimlerin yanında benim fotoğrafımı çekti. <laughs> ben de bunları gayet güzel hani Instagram'da kullanacak <laughs> diye. Hangisi daha şişman diye istatistik yapmış biliyor musun? Botero'nun biliyorsun resimleri şişmanlığıyla meşhur. Ya evet, Botero İzmir'de bir tane oteli otelde vardı Botero'nun bir heykeli çok güzel. Gerçekten hmm. Botero güzel. Yani ben ben de sevdiğim de <laughs> vallahi şöyle adam. bir görelim. Mahmut Hoca Evet Allah rahmet eylesin. Çok severim. Evet kesinlikle. Şöyle gösterelim ve şöyle de bir Atatürk Seyyah Art hesabından bulabilirler, satın alabilirler ve evet. çizim yeteneğinin de çok yüksek olduğunu söylüyorum kesinlikle. Teşekkür çok ederim. Çok başarılısın. Daha diyeceğimiz bir şey var mı? Bunu da anlatayım. Tamam. Ya e, insanlar genelde bana en ben sık sordukları şey yok. Bundaki asıl olay şey. Neymiş? E, bu bardak kurşun yedi. Hani olayı bu Ha Aha. anladım ya bana ka neden karton bardak çiziyorsun sorusunu çok soruyorlar Ben Aha. de insanlara şey diyorum hani şey ben bunun işlevini değiştiriyorum bu içme içmek için bir şey Değil. içmek için kullanılan Değil, bir şey tabii ki. ve ben bunu e, millet tuvale yapıyor bunu sanatçılar Hı -hı. Ben de bardağı icra ediyorum ve gayet sağlam olduğunu göstermek için böyle bir şey yapmıştım güzel. o da istenliği ee, yakın zamanda onu da kaybettik Evet Denizlik Evet ki güzel tebrik ediyorum teşekkür ederim bakacağız, göreceğiz, takip edeceğiz. İyi fikir, paylaşmış olduk. Demek ki insan e, yaratıcı olduğunda kendi evet. e, hani hem hevesini hem de e, becerisini ortaya koyduğunda hiçbir şeyin üstesinden gelemez değil. Ve amacı da çok güzel. Amacı Gezmek, güzel. dünyayı tanımak. Daha yolun çok başında. Şimdiden bu olgunluğa erişmiş olması çok güzel. Fakat sana bir önerim var. <laughs> Herkese önerdiğimiz bir şey. Uzaklara git. Çünkü uzaklar ancak gençken gidiliyor. Şimdi örneğin biz çok, ıı, doğru çok uzaklara evet. gidiyoruz. Singapur, Yeni Zelanda, Tazmanya, Avustralya'ya gittik. 28 saat sürüyor yol. <laughs> yani enerjin yetse bile yaşın yetmiyor. 28 saat boyunca oturmak, o jetlatkan etkilenmemek ...vesaire mümkün değil. Yakınlar birkaç saatte. O zaman her yere gidilir. Ne jet lagın etkisi var, ne iklim değişikliği var. Sadece birkaç saat zaman e, oynuyor. O yüzden benim sana bir abi önerim. Lütfen e, daha çok para biriktir. Hı hı. Önce uzakları bitir. Yakınlara artık e, nefesin, yaşın yetmemeye <laughs> başladığı zaman gelirsin. Evet, gerçekten <laughs> çok teşekkür ediyorum geldiğin teşekkür için. Teşekkür ederim. Ee, evet, alkışlayalım. Serdar Büyükoyucu, bu